Garopaylan'la ekonomi konuşuyoruz. Bu arada Garopaylan, HDP'nin illa da siyaset konuşmasını bekleyen bir seyirci. Nedense sanki ekonomi konuşamaz gibi bir algı var HDP'lilerin. Ama şimdi Vahap Coşkun bize katılacak. Siz Diyarbakır milletvekilisiniz. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Vahap Coşkun da Diyarbakır'da ve yayınımızda, birlikte götürelim konuşmayı. Şimdi Vahap Bey'e dönüp ilk önce şunu sorayım, sonra belki Kadri'nin bunun üzerine ekleyecek sorusu ya da yorumu olabilir. Yorum yapmak isteyecektir. Ekonomi konusunda öncelikle Garopaylan'ı dinledik. Bu konuda belki bölgeden ekleyeceğiz bir gözlem var mıdır? Şu anlamda soruyorum. Hep HDP'nin kapatılması üzerinden ve Hüdapar'la ilişkiyi kurarak Kürt oylarını çekmek istiyorlar ama siz oradan baktığınızda bu mudur seçmenin beklentisi? Ve aslında bu HDP'yi kapatacağız meselesi de nasıl yansımaktadır tabana? Mesela bir endişe mi doğurmuştur? Nasıl görünüyor taban ya da halk, buna nasıl tepki veriyor? İyi akşamlar. Öncelikle herkese saygılar ve selamlarımı iletiyorum. Ekonomi meselesinde benim gözlemlediğim şu, yani bu pandemi sürecinde herhalde bütün dünyada, bütün devletlerde toplumun devleti en çok yanında görmesi gereken bir dönem olarak algılandı. Yani güçlü bir devletten bahsediliyorsa burada güç, bu zor günlerde kendi vatandaşlarını koruyabilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, en temel kamu hizmetlerinin görülmesi noktasında onların yanında durabilmeyi göstermektir. Türkiye'de bu anlamda güçlü bir ekonomi olmadığı için bu pandemi sürecinde maalesef vatandaşının yanında gereği gibi durmadı. Türkiye'nin her tarafında durmadı ve aynı zamanda bölgede de duramadı. Bir takım kısıtlamalar gerektiriyor bu pandemiyle mücadele. Kaçınılmaz. Dünyanın her tarafında bu kısıtlamalar yapılıyor. Ancak bu kısıtlamalara gittiğiniz zaman vatandaşlarınıza kendi hayatlarını nasıl idame ettirecekleri noktasında da alternatifler ve yardımlar sunmanız gerekiyor. Bu alternatiflerin ve yardımların sunulmasında epey büyük bir sıkıntı var ve bu sıkıntı vatandaş tarafından görülüyor. Diğer taraftan aynı zamanda bir iletişim çağındasınız. Dünyanın başka ülkelerinde bu pandemiyle nasıl mücadele edildiği ve orada vatandaşlarla devlet arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğini de gördüğünüzde bu rahatsızlık veya bu sıkıntı daha da büyüyor. İşin bir tarafı bu. Ekonomi konusunda bölgenin hani durumunu katmerlendiren, olumsuz manada katmerlendiren bir husus daha var. Yani 2015'ten sonra bölge bir çatışma dönemi yaşadı. O dönemde zaten ekonomi dibe batmıştı. O çatışma döneminin izleri hani biraz silinmeye, toplum biraz kendi ayağı üzerine doğrulmaya tam başlayacağı sırasında ekonomi geldi ve tekrar bu ekonomik hayat tahribata uğradı. Bu çifte felaket. Çifte felaket demin Garo Bey'in de söylediği gibi Türkiye'nin genelinde var olan ekonomik sıkıntıların bölgede çok daha yoğun bir şekilde hissedilmesini sağladı. Evet. Ve şu andaki en önemli gündem bu. Şimdi kısa bir soru, ondan sonra Kadri'ye bırakacağım. Hüdapar'a oynamak doğru bir strateji mi iktidar açısından? Ve en önemlisi bu ittifak genişletme meselesinin bir karşılığı olacağını düşünüyor musunuz deyip hemen oradan siyaset bölümüne atlayalım. Yani bu buradaki görüşme hani siyasi dengeleri değiştirecek bir görüşme değil. Üç sebepten dolayı bunu söylüyorum. Bir, Hüdapar ile Cumhur İttifakı arasında geçmiş dönemde de bir ilişki vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hüdapar doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Erdoğan'ı destekledi. Genel seçimlerde ise bir iki merkezde bağımsız aday gösterdi ama diğer yerlerde yine Cumhur İttifakı'na yakın durdu. Dolayısıyla genel havuz içerisinde zaten Cumhur İttifakı'na yakın duran bir partiden bahsediyoruz. O nedenle onun biraz daha yakına çekilmesi siyasal dengeleri değiştirmez. Bu bir. İki, eğer bugün rahatsız olan Kürt seçmenlerden bahsediliyorsa ve onları çekilmek istiyorsa Hüdapar doğru bir adres değil. Yani ister HDP'ye oy verip de HDP'nin politikalarından rahatsız olan Kürt seçmen olsun, ister AK Parti'ye oy verip de AK Parti'nin politikalarından rahatsız olan Kürt seçmen olsun. Bu her iki seçmen açısından da Hüdapar bunları çekebilecek merkez
olabilecek, merkezi bir ağırlık teşkil edebilecek bir yapı değil. Çünkü YDAPA'nın kendi içerisinde de problemleri var bu arada, onu da belirtmek lazım. Ve üçüncüsü, aslında bugün mesela YDAPA'nın bazı söylemleriyle Cumhur İttifakı'nın uzlaşabilmesi de çok zor. Örneğin dil kullanımı konusunda YDAPA'nın çok keskin bir tutumu var. Ana dilde eğitimi mutlak manada savunuyorlar, resmi dil olması gerektiğini belirtiyorlar vesaire. Şimdi bunun MHP veya AK Parti, bugünkü AK Parti tarafından kabul edilmesi de son derece güç bir durum. O nedenle bu atak bir sembolik anlamı var ama sahada somut olarak siyasal dengeleri değiştirecek, oy davranışlarında radikal bir değişikliğe yol açabilecek bir hamle gibi gözükmüyor bana.